Aksaray'ın ekranı Belediye TV Haber Merkezi'ne hoş geldiniz. Yeni günde yeni gelişmelerle karşınızdayız. Aksaray Belediyesi'nin her hafta salı günü gerçekleştirdiği vatandaşın istek ve taleplerini doğrudan Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'ya ilettiği Halk Günü buluşmaları devam ediyor. Aksaray Belediyesi'nin yerel yönetimde katılımcılığı sağlamak ve ortak çözümde buluşmak anlayışıyla hayata geçirdiği Halk Günü'nde vatandaşlar her konuda taleplerini Başkan Yazgı'ya iletiyor. Başkan yardımcıları ve tüm birim müdürlerinin hazır bulunduğu Halk Günü'nde talepler ilgili müdürlüklere iletiliyor. Görüşmelerde iş, maddi yardım talepleri, imar, mülkiyet sorunları, çocuk oyun park alanları yapılması gibi çeşitli konularda talepte bulunan vatandaşların yanı sıra Başkan Haluk Şahin Yazgı'ya belediye çalışmalarından dolayı teşekkür etmek üzere gelen vatandaşların da çokluğu dikkat çekiyor. Vatandaşın her türlü konu hakkındaki istek ve önerilerini dikkate alan Başkan Yazgı ve ilgili müdürlükler gelen talepler doğrultusunda mümkün olan en kısa zamanda gereken inceleme ve çalışmayı yaparak sorunlara çözüm üretiyor. Düzenli olarak yapılan esnaf, vatandaş ve mahalle ziyaretlerini de sürdüren Başkan Yazgı her hafta salı günü belediye başkanlık makamında Aksaraylılarla görüşmeye devam ediyor. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, 3 ilin belediye başkanlarıyla birlikte Zeytindalı Harekatı'nda görev yapan askerlere moral için kilise ziyaret etti. Kırıkkale, Kırşehir ve Sivas belediye başkanlarıyla birlikte kilise ziyaret gerçekleştiren Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı ve beraberindeki heyet, Vali Mehmet Tekin Arslan, Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger ve Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara tarafından karşılandı. Heyet ziyarette bölge halkına destek olabilmek için esnaftan alışveriş yaptı, ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımında bulundu, çocukları sevindirdi. Mehmetçik içinde alışveriş yapan heyet daha sonra Şeyh Muhammed Camii'nde kılınan cuma namazının ardından Zeytindalı Harekatı'nda simge haline gelen Öncü Pınar sınır kapısına giderek sınır hattındaki bazı karakolları ziyaret etti, askerlerle bir süre sohbet etti. Burada harekatın gidişatıyla ilgili yetkililerden bilgi alan heyet, amaçlarının cephede görev yapan Mehmetçiğin moral ve motivasyonuna katkıda bulunmak olduğunu, bu kapsamda da bölgeyi ziyarete geldiklerini söyledi. Aksaray'ı temsilen bölgeye giden Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, tüm Aksaraylıların kalbinin Mehmetçik'le attığını ve onlara sürekli dua ettiğini ifade ederek kısa bir açıklama yaptı. Başkan Yazgı açıklamasında, "Rabbim kolaylıklar versin. Bizim sadece elimizden gelen dua ama yeri geldiği zaman hepimiz birer Mehmetçiyiz, birer askeriz. Askerimiz güçlü, devletimiz güçlü, milletimiz güçlü. Allah'ın izniyle daha güzel günlerimiz olacak. Farklı illerden gelen belediye başkanlarımızla birlikte Mehmetçiğimizin moral ve motivasyonuna katkıda bulunmaya çalıştık. Ordumuzun bölgeye huzur ve barışı getireceğine inanıyor, askerimizin sağlığı ve harekatın başarıyla sonuçlanabilmesi için dua ediyoruz. Birlik, beraberlik ve dayanışma içinde olduğumuz sürece bizi kimse bölemez," dedi. Aksaray'ın simgesi Somuncu Baba Külliyesi cami avlusuna gölgelik tente yapımı için Vali Aykut Pekmez, Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı ve projeyi üstlenen hayırsever iş adamı İbrahim Özel arasında protokol imzalandı. Somuncu Baba Külliyesi cami avlusunda 800 metrekare alan gölgelik tenteyle kapanacak. Hayırsever iş adamı İbrahim Özel tarafından yaptırılacak olan gölgelik tente hizmetiyle cami avlusunda güneş gören noktalara yerleştirilen tenteler sayesinde cami cemaati ve vatandaşlar yazın güneşten, yağışlı havalarda ise yağmurdan korunmuş olacak. Valilik makamında düzenlenen protokol imza töreninde Vali Aykut Pekmez ve Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı konuyla ilgili kısa bir açıklama yaparak hayırsever iş adamı İbrahim Özel'e teşekkür ettiler. Hayırseverlerinden İbrahim Özel Bey, Somuncu Baba Külliyesi'nde caminin ön tarafında olan genelde cenaze namazları kıldığımız alanda gölgelik yapacak onun. Projesi yapıldı. Koruma kurulundan da onay alındı. Biliyorsunuz orada ilimizin birçok cenaze namazı o bölgede, o camide kılınıyor. Hem yağışlı havalarda cenaze namazı kılınması konusunda bu yapılacak çalışma büyük kolaylık sağlayacak. Hem de üstünün kapalı olması nedeniyle
belki vakit namazlarında da o bölgeyi kullanma imkanımız olacak. Bununla ilgili protokolü az önce hep beraber Sayın Belediye Başkanımızla ve hayırseverimiz İbrahim Bey'le imzaladık. İnşallah ilimiz için hayırlı bir çalışma olacak. Evet. İbrahim Bey de en kısa sürede başlayıp hızlı bir şekilde çalışmasını bitirecek. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgın, merkezde yenileme çalışmalarına başlanılan Kapalı Çarşı ve tamamlanarak hizmete açılan Piri Mehmet Paşa Çarşısı'nda incelemelerde bulundu. Başkan Yazgı, Aksaray ekonomisine artı değer katmak ve canlılık kazanmasını sağlamak amacıyla vizyon projeleri arasında hayata geçirdiği Piri Mehmet Paşa Çarşısı ve modernizasyon çalışmaları devam eden Kapalı Çarşı'da incelemelerde bulundu. Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'ya eşi Hasibe Yazgı ve belediye meclis üyeleri eşlik etti. İlk aşamada zemin çalışmaları başlatılan Kapalı Çarşı'da etap etap cephe, çatı ve estetik aydınlatma çalışmalarının devam edeceğini söyleyen Başkan Yazgı, esnaflarla görüştü, sohbet etti. Nasıl güzel oldu mu ya? Nasıl ki yeni yüzü açılmış ya. Açıldı. Bir de genişlemiş. Genişledi, çok genişledi ya. Valla çok güzel oldu. Ben de ferahladı ya. Allah razı olsun. Allah sizden razı olsun. Geçin de güzel. Allah razı olsun. Amin amin inşallah. Esnafa hayırlı işler dileyen Başkan Yazgı, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'nın göreve geldiği günden beri kent için faydalı hizmetleri hayata geçirdiğini belirten esnaf ve vatandaşlar, bizimle iç içe olan başkanımız ve ekibinin yaptığı her hizmet beklentilerimize cevap veriyor. Bu durumdan çok memnunuz diyerek başkana teşekkürlerini ilettiler. Tamamlanan ve iş yerleri hizmete girmeye başlayan Piri Mehmet Paşa Çarşısı'nda ise çevre düzenleme çalışmaları devam ediyor. Aksaray Belediyesi'ne bağlı Kadın Koordinasyon Merkezi tarafından kadınlara yönelik etkinlikler devam ediyor. Kadın Koordinasyon Merkezi tarafından Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgın'ın eşi Hasibe Yazgı ev sahipliğinde Sinema Günleri etkinlikleri kapsamında Hanımlar Direniş Karatay filmini izledi. Her ay kadınlara yönelik moral ve manevi destek amacıyla düzenlenen ücretsiz sinema günleri etkinliğine katılan şehit ile gazi anneleri, onkoloji hastaları, engelli ve özel durumu olan çocukların anneleri ve kadın koordinasyon merkezinde kurs gören kursiyer hanımlar film gösteriminin ardından etkinlik için başta Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı ve eşi Hasibe Yazgı'ya teşekkür ettiler. Film gerçekten inanılmaz güzeldi. Buradan Hasibe Hanım'a teşekkür ediyoruz. Teşekkürler. Başkanımızın eşine bize böyle bir imkan sunduğu için biz ev hanımlarına ve beraber koordinasyon merkezindeki bayanlara böyle güzel bir imkan sunduk. Biz de geldik elhamdülillah, filmimizi izledik. O da çok güzel bir filmdi. Hepimiz memnun kaldık. Teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Sibe Hanım'a hem etkinliğimiz hem de sinemamız çok güzel oldu. Teşekkür ederiz. Biz de çok teşekkür ederiz. Böyle bir organizasyon yaptıkları için. Yani harika olduklarını bir kere daha bir gösterdiler. Gerçekten film güzeldi. Bayağı gerçekçiydi. Bu da Hasibe'ye çok teşekkür ediyoruz. Tamam. İyi, güzel. Çok güzel. Ben de herkese çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Katılımlarınızdan dolayı. Ben de size teşekkür ederim. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, eşi Hasibe Yazgı ile birlikte geride bıraktığımız 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla belediyede çalışan kadın personelleri ziyaret ederek gül hediye etti. Başkan Yazgı etkinlikle ilgili, öncelikle tüm kadınlarımızın bu özel gününü bir kez daha kutluyorum. Kadınlarımız gerek hayatın her alanında gösterdikleri başarıyla, gerekse yetiştirdikleri nesillerle ülkemizin geleceğinin şekillenmesine çok büyük katkıda bulunuyorlar. Bu nedenle kadınlarımıza ne kadar güzel imkan sunabilirsek toplum olarak da o oranda güçleneceğimize inanıyorum. Bugün sevgili eşimle birlikte kadın çalışanlarımızı ziyaret ettik. Kendilerine aileleriyle birlikte sağlıklı, huzurlu ve mutlu güzel bir yaşam diliyorum şeklinde konuştu. Sevgili seyirciler, haberin doğru adresi Aksaray'ın ekranı Belediye TV'de haberleri izlediniz. Bir sonraki haber bültenimizde tekrar görüşmek ve buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.